Evet başlıyorum dostlar. Savaş cümle Bitcoin son dakika videosundan herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız dostlar? Umarım iyisinizdir. Epeydir yayın yapamıyorduk biliyorsunuz yıl dışındaydım. Geldik işimizin başındayız kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben yokken de zaten piyasalarda öyle aman aman bir hareket de olmadı. Baktım ki yataydayız. Baktım ki süreçte çok da bir şey olacak olmayacak. Kaçtım hemen o ara. Geldim şimdi geri. Buradayım. Neden geldim? Çünkü beklentilerim var. Yeniden piyasanın hareketlenmesini bekliyorum. Ve bu beklentilerimi sizlere net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Başlıkta da söylediğim gibi bu akşam saat 21.00'a dikkat edeceğiz. Olay bu. Aynı zamanda başlıkta bir şey daha var. Onu da sonlara doğru anlatacağım sizlere. Hala daha Kanala abone olmayan sevgili izleyenler sizlere sesleniyorum. Kanala abone olup bildirimini açın lütfen. Bu şekilde hem paylaştığımız içeriklerden hem de canlı yayınlarımızdan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Daha fazla ayrıcalıktan yararlanmak için katıl üyesi olarak YouTube katıldan Discord kanalına gelebilirsiniz. Daha fazla uzatmayayım başlayayım. Çünkü özledim. Sizlerle konuşmayı da özledim. Özellikle canlı yayınları özledim. İnşallah yarın bir aksilik olmazsa kendi yayın saatimizde 21.00'da canlı yayında olacağız. Hem altcoin'lere de bakar biraz da dertleşir konuşuruz. Ama bugün ben yokken olanları ve verileri konuşalım. Neler geliyor unutmayın başlıkta da gördüğünüz gibi altcoin rallisi geliyor az kaldı. Neler oluyor abi? anlat abi. Anlatalım abi. Şimdi geçen hafta Amerika tarafında enflasyon açıklandı. Açıklanan verilerde işte manşet enflasyonun 3'ün altında gelmesi Amerika'da enflasyon riskinin ortadan kalkması anlamına geldi. Şimdi önümüzdeki toplantıda artık 25 bas faiz indirimi kaçınılmaz oldu. Zaten CME'de de anketlerde %75'lere geldi 25 bas faiz indirimi beklentisi. Ayrıca son gelen verilerle Amerika tarafında resesyon beklentisi de piyasalar tarafından artık konuşulmaz hale geldi. Şimdi işsizlik haklarından yararlanma başvuruları da beklenenin altında geldi. Ne anlama geliyor beklenenin altında gelmesi? Daha az, az daha az insanın işsiz kaldığı anlamına geliyor. Para kendi satışlar tarafında da yüzde bir bir yükseliş geldi. Amerika tarafında resesyon riskinin artadan kalktığı tam anlamıyla Söylenebilir yani ee, şimdi Avrupa tarafında da enflasyon verileri açıklandı tüm veriler beklenildiği gibi açıklandı Avrupa'da biraz enflasyon yükselmiş gibi gözükse de zaten bunu söylemişlerdi ve beklenildiği gibi geldi çok daha yüksek gelmedi bu da piyasalar için iyi bir veri akışı oldu tabi şimdi bugün saat 21.00'da FED tutanakları açıklanacak sevgili dostlar bu akşam saat 21.00'a odaklanacağız piyasada mutlaka bir dalgalanma olacak. Önümüzdeki süreçte ve Powell'ın bir sonraki konuşmasına kadar Jackson Hole konuşması hariç piyasalara yön verecek olan önemli bilgi akışı FED tutanaklarında ne yazdığı olacak. Şimdi perşembe günü işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak zaten perşembe günü yayında ona bakarız. Her hafta açıklanan bir veri bu zaten. Eğer beklenti 233 bin şu an 233 bin altında eğer bir veri gelirse piyasalar için iyi olacak. Artık ABD tarafında resesyon riskini takip etmeyeceğimiz için e, bu veri bizim için önemli. Özellikle resesyonu takip edeceksek tekrar bir resesyon tehlikesi karşılaşacak mıyız karşılaşmayacak mıyız? Takip edeceğimiz verilerden bir tanesi her hafta açıklanan işsizlik haklarından yararlanan başvuruları olacak. Beklentinin altında gelmesi gerekiyor bizler için piyasaların daha iyi fiyatlanabilmesi için. Şimdi bir başka resesyon riskini takip edeceğimiz veri de tabii ki de PMI verisi. Saat 16.45'te açıklanacak o da yarın. Beklenti 49,8. Her zaman söylediğim gibi 3 ay peş peşe 50 altında gelen bir PMI verisi Amerika ekonomisini soğuduğuna ve yeniden resesyon tehlikesiyle karşı karşıya kalacağına bir işarettir. Verinin iyi gelmesi durumunda ise ABD ekonomisinin tekrar iyi durumda olduğuna işaret edecek ve piyasalar bunu mutlaka olumlu fiyatlayacaktır. PMI verilerinin 50 üzerini görmeye başlaması gerekiyor ekonominin ısındığını görmek için bu da önemli bir veri. Ama beklenti işte dediğim gibi 49,8. 50 gelirse nötr olacak ama yine de iyidir. 49,86 gelmemeli. Onu söyleyeyim. Şimdi cuma akşamı başka bir kritik gün olacak. Bizim için ve yatırımcılar için saat 17.00'da Powell Jackson Hole toplantısında konuşacak. Bu çok önemli. Powell'un Eylül ayında faiz indirimine yönelik bir söylemi piyasaları rahatlatacaktır. Şimdi piyasalar e, FED'den bu yıl toplamda 100 baz faiz indirimi beklemekte. Bana biraz yüksek geldi. E, bu da 3 ya da işte 4 adet faiz indirimine denk geliyor. E, önümüzdeki ay 25 bazla başlayacağını hep söylemiştim ben. Sürekli de söylüyorum. Bunu da bir tek ben söylüyorum. Herkes 50 diyordu. Şimdi 25'e döndü herkes. 100 de bana biraz iddialı geldi. Yani dediğim gibi en az 3 ya da 4 faiz indirimi demektir bu. Şimdi büyük merkez bankaları faiz indirimlerine devam ettikçe altın yükselmeye devam edecek ve tüm trendlerini kıracaktır. Ondan eminiz. Altın kazancından memnunum. Bir yıl önce canlı yayında altın hatırlıyor musunuz? Destek seviyesine geldiğinde buradan altın alıyorum demiştim. E, test ederken. Burada topladığımız altınlarımızı korumaya devam edeceğiz. Benimle birlikte toplayan arkadaşlarım hala kar almak için erken diye düşünüyorum. Altının yükselmesi dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirimlerini sürdürmesi. Ve faiz getirisi düştüğünde para faiz getirisi olmayan ama kazandıracak olan yatırım araçlarına aktarılması ve bu yatırım araçlarında da en büyüğünün altın olması benim hala da altından beklentimi devam ettiriyor. İkincisi ise bence kripto. Ama size göre değişebilir. İkinci yatırım aracı yani faiz getirisi olmayan ama yüksek kazandırabilecek ikinci yatırı bence yatırım bence kripto. Sizler farklı düşünüyor olabilirsiniz. Eğer farklı düşünüyorsanız videonun altına yorum olarak paylaşın. Biliyorsunuz yorumlarınızı okumayı çok seviyorum. Sizlerle iletişime geçmiş oluyorum. Fikirlerinizi dinliyorum. Şimdi burayı dikkatli dinlemenizi istiyorum. Birçok sorunuzun cevabı buradan sonra bence. Şimdi dünyada para bir döngü içerisinde hareket ediyor. Sevgili dostum. Hep söylüyoruz ya paranın bizim için çalışması diye. Yani paranın bizim için çalışmasını istiyor isek paramızı doğru zamanlarda gezdirmeyi becerebilmemiz gerekiyor. Bak bu çok önemli. Yani doğru zamanda gezdirmemiz gerekiyor. Yani parasını bizden daha iyi çalıştırabilen ve gezdirebilen market yapıcı dünyada özellikle büyük merkez bankalarının faizleri arttırmaya başlamasıyla mevduatlara Faizleri düşürmeye başlamasıyla ile de altın, gümüş ve borsa gibi yatırım araçlarını paralarını taşıyarak paranın onlar için daha kaliteli çalışmasına olanak sağlamış oluyorlar. Şimdi sen zengin ve kaliteli bir hayat yaşamak istiyorsan eğer tamam mı? İstiyorsan eğer bir saniye zengin ve kaliteli bir hayat yaşamak istiyorsan eğer kendi zamanımızı başkasını zenginleştirmek için onlara satmaktansa kafayı paranın bizim için çalışmasını nasıl sağlarız buna yormalı ve zamanımızı kendimiz için kullanmalıyız. Şimdi zamanımızı başkasına satmadan geçinebilmek istiyorsak e, o zaman market yapıcı ya da market yapıcıları iyi takip edip işte dünyadaki paranın ne tarafa doğru gezmeye çıktığını yakalayıp az ya da çok demeyeceğiz abi. Azca çok yok. Paramız onlarla birlikte gezdirmeye başlayacağız. Olay bu. Şimdi bu abilerimiz ne tarafa kaçacak ya da parasını nerelerde gezdirecek? Önemli. ABD faiz indirimlerini yapmaya başlamasıyla tabii ki de önce altın ya da kazancım az olsun ama güvenli olsun diye tahvillere sonra borsalara akacak. 2-2-4 bu yani. 2-2-60 değil 4. Biz 100 tarafında tavan yapıldı. Karlar alındı ama henüz taban gelmedi. ABD hisselerinin henüz taban yaptığına inanmıyorum. Taban yapalı ise çok oldu. Peki taban olan yani en dip olan ne var şu an dünyada yatırım yapılabilecek? Altcoin'ler var. E o zaman faiz indirimleriyle birlikte ben de altcoin'lerde yeni bir rally sürecinin başlamasını bekliyorum. Altcoin rallisi geliyor başlığımın altında yatan beklenti bu. Zaman alacak ama güzel kazandıracak. En çok sorduğunuz soruya da aslında cevap vermiş oldum bu şekilde anlatarak. Hani diyorsunuz ya senin paran hiç bitmiyor mu? Ben YouTuber değilim arkadaşlar. Ben evimde, ofisimde yatırım yapan ve yaşamın yatırımlarını sağlayan bir iş insanıyım. Var olan paramı aslında gayrimenkule ya da toprağa çeviriyorum. Onun yerine param hangi ülkede? Hangi maden ya da yatırım aracında fırsat var ise oraya taşıyarak benim için çalışmasına izin veriyorum. Ve oralardan gelen gelirin küçük bir kısmı ile yaşamımı devam ettiriyorum. Aslında bir örnek vermek lazım. Benim param bana her ay maaş veriyor. Yani kendisi ne kadar çalışıp kazanır ise ve kazandıklarından da işte köşeye ayırıp başka yatırımlar yapıyor. Kendisi sonra kalan kısmını bana maaş olarak ödüyor benim param. Bir nevi ben kendi parama Yatırım danışmanlığı yapıyorum. Benim param da bana maaş ödüyor. Aslında olay bu kadar basit. Şimdi gelelim Bitcoin tarafına neler oluyormuş Bitcoin'de. Kısa bir özetlemeye çalışayım. Gerçi akşam 23.00 beklemek mantıklı ama ben şöyle kısa bir gezdireyim sizi. 58.951 minör bir destek. 57.512 önemli bir destek noktası biliyorsunuz. Bu destek noktaları da tuttuğu sürece bir sıkıntı yok. 61.561 de direnç bu kadar basit anlatılacak başka da bir şey. Yok Bitcoin cephesinde. Sevgili dostlarım, bekliyoruz. Umarım birçok şeyi anlatabilmişimdir sizlere. Bugünlük benden bu kadar. Yarın canlı yayında beraberiz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yarın canlı yayında görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. 24 saat canlı yayın sistemimiz devam ediyor, sürüyor orada da. Kaldıraç tarafında gelir elde etmeye devam ediyoruz. Sizleri de aramıza bekleriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.